Tarih, doğa, göl ve deniziyle cennet içinde bir cennet olan köyceğiz, merkez ve civardaki toplam 850 yatak kapasiteli otel ve pansiyonu olan doğal yapısıyla bozulmamış narenciye ağaçları ve Türkiye'de sadece Köyceğiz'de bulunan günlük sığla ağaçları arasında 52 kilometrelik alanı olan Köyceğiz Gölü kıyısında kurulmuş harika bir tatil ve dinlence merkezidir. Akdeniz ve Ege bölgelerinin birleştiği yerde Marmaris ile Fethiye arasında Sarıgerme, İztuzu, Kaunos, Dalyan gibi birçok yeryüzü cennetinin ortasında yer alıyor. Merkez nüfusu en son 8466 olan Köyceğiz ilçesinin çevresi deniziyle, güzel kumsallarıyla, muhteşem gölü ile, doğal güzellikleri ve tarihi zenginliğiyle bir cennet adeta. İlçede yerleşim bin yıllar önce başlamış, ilk yerleşimin izleri M.Ö. 3400 yıllarına uzanıyor. Bu topraklarda İskitler, Asurlular, İyonlar, Persler, Romalılar, Menteşe oğulları ve Osmanlılar yaşamışlar. Gölün Akdeniz'le birleştiği noktadaki Kaunos antik kenti, M.Ö. binli yılların Doğu Akdeniz ve Ege'nin kesişim noktasındaki en önemli liman kentlerinden biri olmuş, bugünün Köyceğiz'i ise Osmanlılar döneminde gelişmiştir. Köyceğiz'den 22 kilometre uzaklıkta, 1700 metre rakımdan 50 litre bölü saniyelik, Türk standartlarına göre şişe suyu olabilecek özellikte menba suyu ilçeye getirilerek halkın kullanımına sunulmuştur. Kısacası Köyceğiz, içilebilecek suyu, yürüyecek yolu, gezilecek 2 kilometrelik yeşil bantlı kordonu, kanalizasyon ve arıtma bitirilmiş halde yüzülebilecek gölü, 35 takımın yarıştığı uluslararası plaj handbol turnuvalarının yapıldığı plajı, plajın hemen bitişiğinde en az 5000 kişinin kamp yapabileceği kamp alanı bulunmaktadır. Köyceğiz'in tarihi M.Ö. 3400 yıllarına kadar uzanır. Bu yörede varlık gösteren ilk uygarlık Karyalılardır. Sonra sırasıyla İskitler, Asurlular, İyonyalılar, Dorlar, Akalar, Persler, Hellenler, Seleykoslar, Romalılar, Selçuklular, Menteşe oğulları ve Osmanlılar yöreye hakim olmuştur. Köyceğiz'in tarihi ile ilgili ilk bilgileri tarihçi Herodot, coğrafyacı Strabon ve İngiliz arkeolog Hoskin vermektedir. Milattan önce 2000 yıllarında Yunanlılar ve Akaların deniz yolu ile Ege kıyılarına çıkmaları ile sahilde yeni koloniler kurulmuş, iç kısımlarda ise Karyalıların kolonileri ile gelişim sağlanmıştır. Böylece ilçe milattan önce 1000 yıllarında oldukça iyi bir konuma gelmiştir. Köyceğiz Gölü'nün Akdeniz'de birleştiği yerde Kaunos şehri Karya'nın önemli limanlarından ve ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Akropol ünlü mabetler ile Harap ve Susan kaleleri önemli tarihi eserlerdir. Osmanlılar döneminde ilçe Hurşit Paşa'nın Muğla mutasarrıflığına getirildiği dönemde bugün bulunduğu yer olan Yüksek Kum'a 1884 yılında taşınmıştır. İstiklal Savaşı'nda düşman saldırısına uğramış, 1919 yılı sonunda Tahir Ağa, Mehmet Seki Osman Ağa ve Tevfik Beylerin öncülüğünde Kuvayi Milliye Teşkilatı kurularak yurt savunmasına dahil edilmiştir. Buranın Kuvayi Milliye Komutanı Doktor Hikmet Kıvılcımlı'dır. Köyceğiz adının nereden geldiğine gelince, efsanelere göre Köyceğiz, gölün alanı üzerinde bulunan bir ovada kurulmuş.
Bilinmeyen bir zamanda ovayı sular basmış. Felaketin seyrine gelenler, gölün doğu kısmında kalan birkaç evi ve insanı görünce, bütün şehir batmış, sadece kıyıda bir köyceğiz kalmış demişler. Bugün hala gölün altında bir batık şehir olduğuna inanılır.